Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi kasislerden nasıl geçilir? Bakın, kasise yaklaştığımda yavaşlıyorum, vitesimi küçültüyorum ve kasisin üzerinden hafifçe geçiyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken husus şu aslına bakarsanız. Kasislerden geçmeden önce, yani kasise gelmeden önce aracınızın yavaşlatılması lazım. Kasis üzerinde fren yapmamanız gerekiyor. Kasise gelmeden aracınızı frenle yavaşlatıyorsunuz. Kasis üzerinden geçerken artık freni bırakmış, arabanın o yavaşlamış kendi hızıyla geçmesini sağlıyorsunuz. Çoğu yanlış yapılan şey, yani sürücü adaylarımız için söylüyorum bunları, tabii ki daha evvelinde ehliyet almış, sürücü olmuş kişiler için söylemiyorum. Onlar zaten bunları yapıyorlar ve biliyorlar. Ama ben sürücü adaylarımız için çekiyorum bu videoları. Kasislere yaklaşmadan önce, gelmeden önce yavaşlıyoruz. Kasisi geçerken artık freni bırakmış, vitesimizi küçültmüş ve aracın o yavaşlamış olan hızıyla kasis üzerinden geçmesini sağlıyoruz. Bu kadar basit aslında, çok da zor değil ama tabii ki ilk zamanlar sizler biraz zorlanabiliyorsunuz haklı olarak. Aslında yaptıkça bu iş sizlerin de artık aklına, ayaklarına oturmuş olacak, mantığını kavramış olacaksınız. Şimdi ileride bir tane daha kasisim var. Oraya kadar da sizinle videoyu çekmeye devam edeceğim, sizi götüreceğim. Orada da yine aynı şekilde yapacağım, göreceksiniz. Kasise gelmeden evvel yavaşlayacağım. Kasis üzerine geldiğimde, artık kasisten geçmeye yakınken frenimi bırakıp vitesimle devam edeceğim. Şimdi bakın, yavaşlıyorum. Vitesimi küçülttüm. Frenimi bıraktım ve gaz vererek devam ediyorum. Aracım o kadar yumuşak bir şekilde geçiyor ki arkadaşlar, hiç zorlanmıyor ve çok yumuşak, sarsıntısız, en az sarsıntıyla o kasis üzerinden geçiyor. Peki kasis olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın, levhalar yolun sağ ve sol kısmında muhakkak var. Artı yerde de çizgiler var. Bu çizgiler de kasise yaklaştığınızı, hatta frenleme yapmaya başlayacağınız yeri bile size göstermiş oluyor. Yeter ki o çizgilere, o levhalara, yani yolun her yerindeki bu uyarıcı şeylere dikkat edin. Araç kullanmak sadece arabayı alıp bir yerden bir yere götürmek değildir. Bakın, yine aynı şekilde yavaşlıyorum. Çizgilerimi gördüm, levhalarımı gördüm, vitesimi küçülttüm, freni bıraktım, gaz vererek devam ediyorum. Araba kullanmak böyle bir şey değil. Yani arabayı alayım, A noktasından B noktasına götüreyim değil. Aslında araç kullanırken her şeye dikkat etmek, yolun her yerini izlemleyebilmek, gözlemleyebilmek ve öngörebilmek. Yani önünüzdeki her tehlikeyi öncesinde sezinleyebilmek. İşte bu çocuğun yola çıkma ihtimali var mı? Nasıl duruyor? Yola atlayabilir mi? Bu videoyu aslında eklemeyi planlamıyordum ama devam etmek için söylüyorum. Şöyle ki, mesela şunu da genel olarak yanlış yapabiliyor insanlar. Bir top çıkıyor önümüze. Örnek, mahalle arasında giderken yola bir anda böyle bir top fırlıyor. Biz topun üstünden geçiyoruz veya topa çarpıyoruz ya da durma eylemini hiç düşünmüyoruz. Toptur neticede diyoruz, patlarsa patlar. Aslında iş öyle değil, biliyor musunuz arkadaşlar? İş nasıl? Hemen söyleyeyim. O top yola fırladıysa arkasından bir çocuk da muhakkak yola fırlayacaktır. Bu çok büyük bir tehlike aslına bakarsanız. Benim hiç derslerimde atlamadığım bir konudur. Muhakkak her dersimde bu konuyla ilgilenirim, bu konunun üzerine basarım. Çünkü çocuklar başlarına ne geleceklerini bilmez. Çocuklar böyle bir algıya da sahip değillerdir. O yüzden lütfen siz yarın öbür gün sürücü olduğunuzda yola bir anda bir topun çıktığını fark ettiyseniz durun, bekleyin ve o çocuğun o topu almasına müsaade edin. Şimdi bakın, farkındaysanız video da uzadı biraz, kusura bakmayın ama kavşaktayım. Bu kavşak Çerkezköy'ün en meşhur kavşaklarından biri. Şimdi burada biraz hatalı
gidiyor gibi gözükeceğim. Kusura bakmayın ama aslında hatalı değilim. Kavşak beni mecbur bu tarafa atıyor. Yolum çünkü bu tarafta. Bu kavşak aslına bakarsanız altı yol kavşağı diye geçiyor. Biraz yoğun bir kavşaktır, karışık bir kavşaktır. Ama korkulacak bir kavşak değildir. Alışılır, yapılır, hiç merak etmeyin. Yeter ki kavşak geçişlerine, kurallarına uygun hareket edin. Onun dışında her şey zaten çalıştıkça, çabaladıkça ve sizin kendinize inancınız oldukça muhakkak başarabileceğiniz bir şey, yapabileceğiniz bir şey. Ben buna böyle inanıyorum. Sizler de inanın. Lütfen araba kullanmaktan korkmayın. Sadece şunu unutmayın arkadaşlar. Bu kullananlar var ya, şu arabaların sahipleri. Emin olun onlar da bilmiyordu. Onlar da sizler gibi hiç bilmeden trafiğe çıktılar. Yani tabii tecrübe edinerek trafiğe çıkıyorsunuz ama yani bilmiyordu, kullanmayı bilmiyordu neticede. O yüzden onlar yapabiliyor, sizler de yapabilirsiniz. Kendinize lütfen inanın, kendinize güvenin, kendinizi sevin. Ondan sonrası zaten gelecektir. Çünkü bu konuyla ilgili de çokça soru alıyorum. Hocam yapabilir miyim? Hocam ben geçebilir miyim? Araba kullanabilir miyim? Şimdi müneccim değilim, bilemem ama kendine inanırsan neden olmasın diyorum. O yüzden sizlere de aynı bilgiyi paylaşmış olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.